Perilişem. Ne yazık ki hala bir iz bile bulamadım. Ben de bulamadım Perilişem. Gelebilecekleri tek yer bu orman. Nerede olabilirler? Saatlerdir arıyorlar. Hala vazgeçmediler. Deli bunların hepsi. Deli. Perihan ve Perilice hedefin tam dibindeler. Ne yazık ki o ağacın Betüş'ün yüzü ve sesi olduğunu bilmiyorlar. Çok heyecanlı. Bu da neyin nesi? Aa, bu da neyin nesi? Aa, bu da neyin nesi? Yoksa... Yoksa... Bırak beni! Tam aksine. Seni sihirli parmaklıkların arasına hapsedeceğim. Bir daha asla kaçamayacaksın. O kadar emin olmayın Merzuka Peri. Ben bu sihri bozmam. Sadece bu ağacı alır gider. Olamaz. Nasıl kaçar? Benim Betüş. Yüzünü ve sesini çaldığın Betüş. Geç bile kalmışım. Sen nasıl hasta bir ruha sahipsin ki benden benim olan şeyleri bana sormadan alırsın? Çocuklarımı, kocamı, kardeşimi, annemi, bütün ailemi ne hakla sihirlersin? Sus. Lütfen sus Betüş. Susmayacağım. Benden ve ailemden aldıklarını geri vermek istiyorum. Asla. Asla Betüş. Görüyorum da bu güçlü, bu inatçı ruhunu senden almamakla çok büyük aptallık etmişim. Sakın bunu aklından bile geçirme. Sakın. Yoksa seni peri olduğuna pişman ederim. Şşş. Asıl sen sakın beni sihirlerini alt edeceğini düşünme. Çünkü ben erkek değilim. Senden 1000 kat daha güçlüyüm. Ne yaptın sanıyorsun sen? Hemen keser misin şunu? Madem buraya kadar geldin, madem gerçekleri öğrendin, artık sonsuza kadar benimsin Betüş. Ruhumla yüzümü birleştirip seni sonsuza kadar yanımda tutacağım. Bu tünelden sana çıkış yok Betüş. Hayır! Çilek dur! Çilek iyi misin? Sihir kalkanı. Betüş'ü kimse rahatsız etmesin diye. Şu an Betüş sihirli bir uykuda ve Tuna'nın yaptığı sihirle rüyasında sadece Tuna'yı görüyor. Bu da ne demek? 750 yaşındayım. Ömrümde böyle manasız bir şey duymadım. Yo, hiç de manasız değil Merzuka teyze. Bu Tuna gerçekten de işini çok iyi biliyor. Her şeyiyle sahip olduğu Betüş'ü şimdi de rüyalarla kendine aşık etmeye çalışıyor. Yani Betüş'ün şu anda rüyalarındaki beyaz atlı prens maalesef Tuna. Ha, olamaz. Bunu kızıma yapamaz. Betüş'ün Tuna gibi bir ruh hastasıyla birlikte olmasındansa Sadık gibi bir şapşalla evli kalmasını yeğlerim. Betüş'ü uyandırıp Tuna'ya cezasını vermenin tam zamanı. Böylelikle Tuna'nın bir zamanlar sizden aldığı sihir güçlerinizin hepsi size geri dönecek. Sen buraya nasıl geldin? Sihirle. Ne? Çünkü annemi senden geri aldık. Artık senin işini bitirme zamanı geldi. Sonra Perilişe'nin ve Perihan teyzenin izniyle
Cezanı ben vereceğim. Betüş, Betüş nerede? Güvenli bir yerde Tuna. Sen beni hatırlıyor musun? Evet, ama artık senin gibi birine aşık değilim. Şimdi yapacağım Siyele. Hayatım boyunca artık annemin peşinden değil, sana asla yüz vermeyecek Yasun ablanın peşinden koşacaksın. Ben onu sevmiyorum, ben Betüş'ü seviyorum. Tamam, dur Tuna. Üzgünüm. Düşmana verilecek en güzel karşılık onu kendi silahıyla vurmakmış. Sana yine platonik aşkında başarılar. Ama artık asla Yusuf ablanın sevgisini geri alamayacaksın. Çilek haklı. Asla. Yusuf. Yusuf. Yusuf nereye gitti? Yapmayı keser misin? Neden? Rahatsız mı oluyorsun? Evet. Neden? Umarım bize yaptıklarından da rahatsız oluyorsundur. Senden yüzünü ve sesini alıp Yosun'a verdiğim günler hayatımın en iyi ve en kötü günleriydi. Biraz açıklar mısın lütfen? Hayatımın en iyi günleriydi çünkü seni bir biçimde yanımda hissediyordum. Ve? Hayatımın en kötü günleriydi çünkü yüzüyle sesiyle bakan sen hep eksik bakıyordun. Beni sevmeyen biri gibi. Sana sihirle gördürdüğüm rüyalar sayesinde tam bana aşık olacaktın ki beni yakaladılar. Yüzünü ve sesini geri aldılar. Ve sen de birdenbire Yosun'a aşık oldun. Bu aşkın nasıl başladığını hiç hatırlamıyorum. Tek hatırladığım onu deli gibi sevdiğim ve ondan başkasını düşünemez olduğum. Çünkü sihirlendin. Ne? Evet, sihirlendin. Benim peşimi bırak. Ona, seni gerçekten seven birine aşık ol diye. O zaman bu gerçek bir aşk değil. Neden gerçek olmasın? Tuna, sen nasıl birine aşık olurdun? Güzel olmalı. Güzel. Yosun zaten çok güzel biri. Başka? Bir de akıllı olmalı. Çok da akıllı. İyi kalpli olmalı. O dünyanın en iyi kalpli perilerinden biri. Üstelik iyiliği de sınırsız. Sen ne yapmaya çalışıyorsun? Yosun'u sihirsiz olarak da sevip sevmeyeceğini görmek istiyorum. Ben artık gitmek istiyorum. Aa, olur mu canım öyle şey? Nereye gideceksin? Niye gideceksin? Hala gelmediklerine göre Tuna beni sevmiyor. Onu karşılıksızca sevdiğimi bilerek yüzüne bakmak istemiyorum. Kendimi ezik, küçük düşmüş hissediyorum. Saçma saçma konuşmuyorsun. Birini sevmek dünyanın en güzel şeyidir. Bunda utanılacak hiçbir şey yok ki. Bu Tuna olsa bile mi? Evet canım, bu Tuna olsa bile. Biz geldik. Hadi çıkın ortaya. Neredeler? Buradalar. Burada bizi bekliyorlar. Ama görünmezler. Yosun, hadi çık ortaya, seni görmek istiyorum. Yosun, hadi çık canım ortaya. Bak, Tuna'nın kalbinden sana olan sihirli aşkı aldım. O şimdi seni kendi gözleriyle görmek istiyor. Ya Yosun, hadi ya. Biz buradayız. Senden de Betüş'ten de bütün yaptıklarım için özür diliyorum. Peki şimdi sen kendine ve Yosun'a bu aşkı yaşamak için bir şans verecek misin? Herhalde bir daha karşıma beni senin kadar seven biri çıkmaz. Eğer beni affedersen asıl ben senden bu şansı isteyeceğim. Thank you.
İyi hadi ama. Hadi. Birbirinizi kucaklamanız için birilerinin sizi itmesi mi gerekiyor? Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.